Sevgili 5. sınıf arkadaşlarım, hepinize yeni bir videoda merhaba. Bu videomuzda kitabımızın 199. sayfasında yer alan Büyüklere Saygı isimli metnimizi okuyup sorularımızı yanıtlayacağız arkadaşlar. Hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Bizden Instagram sayfamızı ilkokul öğretmenimden takip etmeyi unutmayın. Birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Hazırlamış olduğunuz soy ağacı ile ilgili çalışmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu önceden yapılacak bir çalışma olduğu için, sınıf içi bir etkinlik olduğu için geçiyorum. İkinci soruya baktım. Büyüklere saygı ile ilgili araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Yine büyüklere saygılı nasıl davranılır? Saygılı olduğumuz zaman neler olur? Neden saygılı olmalıyız? Bununla ilgili yaptığınız açıklamaları da lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlar biraz uzun bir metin olduğu için geçiyorum. Soruları birlikte yanıtlayalım. Birinci etkinliğimizde başlıyoruz. Metin görsellerini inceleyiniz. Konusu ile ilgili tahminlerinizi yazınız demiş. Konu büyüklere karşı saygılı olmak olabilir. Devam edelim bir sonraki etkinliğimizde. Aşağıda anlamları ve baş harfleri verilen kelimeleri bulunuz demiş arkadaşlar. Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu, yani şefkat duygusu. Şefkat diyoruz arkadaşlar birincisine. Özveri, fedakarlık. Fedakarlık diyoruz arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Çok güçlük çekerek sürekli çalışmak, didinmek değil mi arkadaşlar? Sürekli çalışmak, didinmek. Yine devam ediyoruz. Korumak, bakmak, korumak, gözetlemek. Gözlemek. Gözetlemek değil, gözlemek tabii ki. Korumak, gözlemek, gözetmek ya da. Şöyle yazalım arkadaşlar. Korumak, gözetmek, buraya da didinmek demiştik. Bu şekilde daha güzel oldu. Üçüncü etkinlikle devam ediyorum. Birinci soruda bana bizden önce dünyaya gelen akrabalarımız kimlerdir demiş. Anne ve babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, anneannemiz, babaannemiz, amca, hala, teyzelerimiz. Bizler niçin büyüklere ihtiyaç duyarız demiş arkadaşlar. Hayatımızı devam ettirmek için, bebekkenden itibaren değil mi? Ettirmek için sevgi ihtiyacımızı, başta sevgi ihtiyacımızı karşılamak için ihtiyaç duyarız. Büyüklerimizin bizim üzerimizdeki haklarını nasıl ödeyebiliriz demiş. Onlara saygı göstererek, saygı göstererek ihtiyaçlarını gidererek yardımcı olarak ödemeye çalışırız. Bütün insanların birbiri üzerinde niçin hakları vardır? Bunu sormuş bize arkadaşlar. Herkes birbiriyle yaşıyor. Üretinden faydalanıyor. Bu yüzden hakları vardır.
Metinle ilgili sorular hazırlayıp cevaplayınız demiş arkadaşlar. Burada siz metinle ilgili soruları hazırlayıp arkadaşlarınıza sorabilirsiniz ya da kendiniz cevaplayabilirsiniz. Ya da benim sorduğum soruları da cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Büyüklere neden saygı göstermeliyiz? Büyüklerin üzerimizde hakları var mıdır? Büyükler neden bizler için fedakarlık gösterirler? Arkadaşlar bunların cevabını metinden de bulabilirsiniz. Kendiniz de cevaplayabilirsiniz. Dördüncü etkinliğime geçiyorum. Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazın demiş. Konumuz büyüklere saygı. Ana fikir büyüklerimize saygı göstermek bizim görevimizdir. Aşağıdaki cümleleri duygu bildiren ifadelerle tamamlayacağız. Büyüklerime yardım edince mutlu oluyorum. Sevinçli oluyorum ya da büyüklerimle vakit geçirince huzurlu hissediyorum. Büyüklerime saygı gösteriyorum çünkü onları çok seviyorum diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki görsellerden okuduğunuz metinle ilgili olanları işaretleyiniz demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar okuduğumuz metinle ilgili aile büyüklerine yardım etmek, saygı göstermek söylenilebilir. Yedinci etkinlikte ulular köprü olsa basıp geçme atasözünün sınıf ortamında tartışılmasını söylemiş. Bu kısım sınıfça yapacağınız bir bölümdür. Sizlere kalmış arkadaşlar. Ben 8. etkinliğe geçiş yapıyorum. Metinden alınan aşağıdaki cümleyi koyu yazılan kelimeye dikkat ederek okuyunuz. Peki şimdi bir düşünün acaba 5-10 lira 5-10 liraya aldığımız ürünleri kendi başımıza üretmeye çalışsanız başarabilir miydiniz? Sizce bu kelime neden sayı ile yazılmış olabilir? Açıklayınız demiş. Paranın tutarı bu şekilde gösterilir değil mi arkadaşlar? Para tutarı bu şekilde yazılmalıdır. B kısmında bana aşağıdaki cümlelerde sayıların yazışlarına dikkat ederek okuyunuz demiş. Arkadaşlar burada sayıların, rakamların yazımına dikkat ederek okuyabilirsiniz. C kısmına geçiyorum ben. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar nasıl yazılmıştır demiş. Birden fazla kelimeden oluşan bir tane sayıya bakalım. "15" demiş mesela. Ayrı yazılmış değil mi? Ayrı yazılmıştır. 4 ve daha fazla basamaklı sayılar nasıl yazılmıştır demiş. İkinci soruda bize arkadaşlar. Üçlü gruplar halinde yazılmış değil mi? 1 milyon 200 bin kişi. Ya da bakın. 1500. Aralarına nokta konmuş ve üçlü gruplar halinde yazılmıştır dedik.
Üçüncü soru. Hükümdar adlarındaki sayı nasıl yazılmıştır? Arkadaşlar, ikinci Selim demiş. Burada Roma rakamıyla yazılmış, değil mi? Roma rakamıyla yazılmış. Sıra sayıları rakamla mı yoksa yazıyla mı yazılmıştır? Hem rakamla yazılabilir hem sayıyla yazılabilir arkadaşlar. Bakın birinci oldu ya da ikinci sınıf. Hem rakam hem yazı diyorum. Hem rakam hem yazı ile yazılmıştır. Bunu söyledik. Yine devam edelim arkadaşlar. Üleştirme sayıları rakamla mı yoksa yazıyla mı yazılmıştır demiş bize arkadaşlar. Yazıyla yazılmış. İkişer ikişer demişti bakın burada. Yazıyla yazılmıştır. Saatler rakamla mı yazıyla mı yazılmıştır demiş. Hem rakamla hem yazıyla yazılmış. Bakın onu çeyrek geçe demiş. Bir de 8.30 demiş burada. Hem rakam hem yazı ile yazılmıştır. Sayılarda kesirler nasıl yazılmıştır demiş. Virgülle yazılmış değil mi? 2.30 virgülle ayrılmıştır dedik arkadaşlar. 200. sayfayı bu şekilde tamamladım. Devam ediyorum bir sonraki kısımla. Aşağıdaki paragrafta sayıların yazımında yanlışlıklar yapılmış. Bunları bulup doğrusunu yazınız demiş bize arkadaşlar. Dün gece hiç uyuyamadım. Çok heyecanlıydım. Öğretmenimiz bizi müzeye götürecekti. Saat 8'de okulun önünde buluşacaktık. Sınıfımız 24. Bakın birleşik yazılmış. 24. 24 şeklinde olacak. 24 kişiydi. Söylediği saatte hepimizin okulda olmasını istiyordu. İstediği gibi de oldu. Tüm sınıf eksiksiz oradaydık. Bu da ayrı yazılacak ama rakamla alakalı değil. Öğretmenimiz ikişer ikişer. Burada arkadaşlar ikişer ikişer şeklinde yazmış ama şöyle yazacağız. İkişer ikişer yazıyla yazacağız üleştirmeleri. Olacak şekilde sıra yaptı. Ben 6. sıradaydım. 6. değil 6. şeklinde olacak arkadaşlar. Keşke daha önde olsam diye düşündüğüm bizi müzeye götürecek otobüse doğru yürümeye başladık. Bu şekilde bu kısmı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Yine paragraftaki yazım yanlışlarını bulup doğrularını yazacağız. Koşuşturma sabahtan başlamıştı. Sabahtan olacak. Sabahtan değil. Sabahtan. Bugün onun için yoğun bir gün olacaktı. Başlamıştı değil başlamıştı. Bunu da unuttuk. Hemen yazalım. Başlamıştı değil. Başlamıştı. Şehrin öteki ucundaki bir fabrikayı denetmeye gideceklerdi. Şehir değil, şehrin olacak. Şehrin değil, şehrin şeklinde yazacağız. Fabrika ile ilgili birçok şikayet vardı. Bu şikayetler üzerine bir denetim görevi çıkmıştı. Çıkmıştı değil, çıkmıştı şeklinde olacak. Görevini en iyi şekilde yapmak istediğinden erkenden orada olması gerektiğini düşündü. Gerektiğini. Gerektiğini değil. Gerektiğini şeklinde yazılacak. Burada da arkadaşlar bu etkinliğimi tamamladım. 11. etkinlikte büyükleri sevip saymakla ilgili bir şiir yazınız demiş. Büyükleri sev. Büyüklerimi severim. Küçüklerimi sayarım.
Ellerini öper. Onlara saygı duyarım. Yaşlarına hürmet, işlerine yardım et. Yaşlarına hürmet et, işlerine yardım et. Sen de yarın öbür gün yaşlanacağını akıl et. Bu şekilde yazdım. Siz de daha farklı şiirler yazabilirsiniz, bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısmı da tamamladık. Bir sonraki derse hazırlık kısmında yaşama sevincini anlatan şiirleri araştırarak defterinize yazmanız gerektiğini söylemiş. Sonraki videomuzda arkadaşlar yaşama sevinciyle devam edeceğiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizleri Instagram sayfamız İlkokul Okuretmenim'den takip etmeyi unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler.